Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marvel Şampiyonlar Turnuvası oynuyoruz ve arkadaşlar bugün Nisan 2024 aylık macerasını oynayacağız arkadaşlar. Evet, Nisan 2024 aylık macerasını bugün sizlerle birlikte oynayacağız. Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nda. Bayağıdır da Marvel Şampiyonlar Turnuvası gelmiyordu arkadaşlar. Evet, bu güzel bir video olacak. Bu arada bu bir seri olacak. Yani arkadaşlar bakın bu şu anda gördüğünüz aylık macera var yani. Bu arada şövalye zorluk seviyesinde oynayacağız. Taht kırıcı zorluk seviyesinde oynamayacağım. Çünkü o bayağı zor olduğu için onu geçemeyiz. Onun yerine şövalye oynayacağız. Tabii şövalye de çok zor. Belki bunu bile yani sonlarını geçemeyebilirim diye korkuyorum ama arkadaşlar yani yapmaya çalışacağım diye öyle söyleyeyim size. Büyük ihtimalle geçeriz yani. Gerekirse diriltme falan da kullanabilirim duruma göre. Tabii ki de bunu bitirmek için yani bu aylık macera olduğu için bir aya falan kalmadan gider yani. O yüzden bunu bitirmek için evet 31 günümüz var. 31 gün içerisinde arkadaşlar bu gördüğünüz aylık macerayı bitiremezsek gidiyor. Yani bu serinin arkadaşlar devamı 31 gün arkadaşlar içerisinde gelmek zorunda. Yani bitmek zorunda seri. Öyle söyleyeyim. Ama merak etmeyin o kadar uzun da sürmez. Yani ben bu seriyi bir iki hafta içerisinde bitiririm. Bu arada ara tatille başladı arkadaşlar. Ara tatil başladığı için arkadaşlar size iyi ara tatiller diliyorum. Tabii ki de Ramazan bayramı da var arkadaşlar. Ramazan bayramı ben şu anda bu videoyu pazar günü çekiyorum. Tatil başladık. Cuma günü başladı tatil. Cumartesi, pazar. Evet, ben şu anda tatilin ikinci günündeyim. Pazar günü bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Ya şu anlık bayramınızı arkadaşlar hemen kutlamayacağım. Bayramınızı arkadaşlar bayram geldiğinde kutlarım yani öyle söyleyeyim. Evet, o bayram geldiğinde arkadaşlar öyle bir belki bayram kutlama videosu falan yapabiliriz. Evet. Böyle bir açıklama da yapmak isterim. O zaman hemen başlıyorum. Bu arada seri halinde gelecek video dediğim gibi. Arkadaşlar bakın. İlk videomuzda yani bu videomuzda arkadaşlar iki tane macera geçeceğiz. Bakın bu macerayı geçeceğiz. Bir de bir macera daha geçeceğiz. Yani bir tane bölümü bitireceğiz. İkinci bölümde bir iki macera daha geçeceğiz arkadaşlar. Üçüncü bölümde de diğer kalan iki tane macerayı bitireceğiz. Yani 3 bölüm içerisinde arkadaşlar bu seri bitecek. 3 bölüm içerisinde aylık macerayı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Nisan 2024 aylık macerası bitmiş olacak. Evet başlayalım bakalım. Kaosuz yoldan gidiyorum. Şöyle hemen. Abomination'ın olduğu yoldan gidelim. Evet, Abomination zehirli bir karakter olduğu için onu Hulk'la öldüreceğim direkt. Bu ilk bölümler zaten çok kolay arkadaşlar. Bunları çok rahat geçeriz ancak son bölümler son derece zor yani. Özellikle bosslar çok zor. Bu Abomination özelliği bu şu arkadaşlar. Eğer buna vurduğunuz zaman zehir bağışıklığınız yoksa zehir yiyorsunuz. O yüzden buna kesinlikle zehir bağışıklığı olan bir karakterle gidin. Mesela ben şu an Hulk'la girdim. Şu anda görüyorsunuz. Hulk sinirleniyor moduna girmeye başladı. Zaten arkadaşlar direkt kırmızıya attığımız zaman o moda giriyorduk ama zaten Hulk kendi kendine girdi. Şimdi evet, hemen L3'ü attım. Evet gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde Hulk'lu adamı yeniyoruz yani. Ancak gene de dikkatli oynamak gerekiyor. Ufak bir hata yapsak gene sıkıntıya düşeriz. Baksanıza saldırımız ne güzel arttı ya. Adamı şu an gebertiyorum. Şu anda bitiriyor. Evet, kritik 12K vurduk sonunda. Evet, 46 darbede adamı bitirdik arkadaşlar. Şimdi sıradaki Namor arkadaşlar. Sıradaki karakterimiz. Namor'un arkadaşlar olayı çok fazla bir olayı yok bildiğim kadarıyla. Bunu çok kolaylıkla geçeriz. O zaman kimle geçerim bunu da? Bunu Herkül'le geçerim arkadaşlar. Herkül'le biraz yük kazandırmış oluruz. Bunu Herkül'le geçerim. Evet. Bu arada fazla uzun bir yol değil. Yol hemen bitecek. Birkaç tane adam döveceğiz. Sonra yol büyük ihtimalle biter arkadaşlar. Evet, şu an adam LX'ini atması lazım. Bekliyorum. Çünkü arkadaşlar yani Herkül'ün yok edilemezliği bildiğiniz üzere
Adam L3 atarsa işe yaramıyor. Sadece L2'de falan yani. Bir de normal vuruşlarda L1'de falan. Ama L3 atarsa Herkül'ün yok edilemezdi falan hikaye yani. Hiçbir işe yaramıyor. Evet, 4 tane yükümüz var şu anda. Evet, hemen L3'ü attım. Baksanız canım %1 bile gitmedi yani. O kadar temiz gidiyoruz, evet, ama ilerleyen zamanlarda bu macera zorlaşacaktır, öyle tahmin ediyorum. Çünkü genelde bakın aylık maceraların bu ilk bölümleri kolay oluyor. Sonradan zorlaşıyor. Bu arada şu L3'ten sonraki gelen yok edilemezlik arkadaşlar, adam L3 atsa bile siz ölmüyorsunuz, haberiniz olsun. Yani şu L3'ünden sonra gelen yok edilemezlik bayağı güzel. Ama canı %1'e düşünce gelen yok edilemezlik arkadaşlar sizi kurtarmaz adam L3 atarsa. Onu da bilgi olarak söylemiş olayım. Sadece %5 canımız gitti ve arkadaşlar adamı 47 komboda bitirmiş olduk. Devam ediyoruz. Şu, evet, Bayan Marver. Videomuz şu anda 6 dakika olmuş. Evet, bu video çok kısa bir zamanda biter diye tahmin ediyorum. İlk bölüm olduğu için çok rahat. Evet, doktorluğumla direkt giriyorum. Doktorluğum zaten kozmiklerin bildiğiniz gibi içinden geçmekte bir numaradır. Yani doktorluğumla bunu direkt bitiririz. Bir tane sandaletmeyi attım. Bu arada arkadaşlar doktorluğumun gameplay videosunu da ben yapmıştım. Onu da açıklamalar kısmına bırakmayı düşünüyorum. Bırakamasam da arkadaşlar siz benim kanalıma gelip izleyebilirsiniz. Tabi isteyenler. Evet, şu anda L3'ümüzü bastık. Doktorluğumla arkadaşlar L3 atıp adamı bitirmeyi çok seviyorum. Bakın şimdi L3'ü atıyorsunuz. Zaten adam sersemliyor, adamın hemen gücünü çağırıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında hemen L2'yi bir çakıyorsun arkadaşlar, adam bitiyor. Bize üzerinize hiddet olduğu için zaten ekstra hasar veriyorsunuz, evet. Şimdi bunu da 49 komboda aldık. Güzel. Güzel gidiyoruz. Omega Sentinel kitap yok, kitap right değil. Bunun adı neydi ya? Bunun adını unuttum. Evet, Jubile. Jubile arkadaşlar. Kaptan Marvel, bir de arkadaşlar Mordo var. Mordo bu arada zor bir boss'a. Yani Mordo sıkıntılı bir boss olabilir. Birazdan bakacağız. Omega Sentinel. Hemen Herkül'ü hallederiz. Bu arada Herkül'ün galiba 7 yıldızını kabam getirmeyecekmiş arkadaşlar. Bu bayağı bir sıkıntı oldu şu an. Herkül'ü demek ki bitirmek istiyorlar. Ya bu oyunu eskiden oynayanlar bilir. Önceden bu oyunda Quake bayağı popüler bir heroydu arkadaşlar. Yani bu oyunda Quake kullanmayı bilenler ayrıcalıklıydı, öyle söyleyeyim size. Şu anda Quake'in hiçbir olayı kalmadı. Çünkü Quake'in 6 yıldızını getirmediler. 5 yıldızı da bıraktılar arkadaşlar. Çok güçlü bir karakter olduğu için. Yani bu yüzden arkadaşlar yani Quake'in 5 yıldızı olmadı, yok 6 yıldızı olmadığı için arkadaşlar Quake'in işini bitirdi kabam. Aynısını şu an Herkül'e de yapıyorum. Herkül'ün 6 yıldızı var arkadaşlar ama 7 yıldızını getirmezlerse yani Herkül çok da gelecek vaat eden bir karakter olmaz. Ya tabii ki de hala şu an 6 yıldızı işe yarıyor ama çok yakında yani pek işe yaramamaya başlayacak. Ya tabii ben şu anda 5 yıldız Herkül'le geçiyorum. Ama arkadaşlar ya böyle çok üst düzey oyunlarda 6 yıldız Herkül pek de bir işe yaramamaya başlayacak. Şu an hala işe yarıyor ama yani yakında işe yaramayacak yani. Oyun yakında böyle tamamen 7 yıldızlara falan dönecek. 8 yıldızlara falan gelecek belki. Yani böyle bir oyun esnasında 6 yıldız karakter, özellikle 5 yıldız karakter artık o üstlerde falan hiç kullanılmayacak hale gelecek yani. Benim hesap da bu arada çok güçsüz bir hesap değil, onu da söyleyeyim. Yani benim hesap şu an güzel bir hesap. Tat kırıcı bir hesap. Henüz kusursuz örnek değil. Tat kırıcı. Ama yani tat kırıcı da güzel sadın. Ama yani mesela kusursuz örnek veya böyle benim bu hesaptan daha güçlü tat kırıcı hesapların artık yani işine çok fazla yaramayacak. Artı 7 Serkül veya cesur olan şey Marvel oyuncu rolü için. Bu arada bu ilk bölüm bayağı kolaymış ya. Bunu çok rahat bitirdik yani. Oha. Kolaymış dedim, adam canımı bir anda bitirdi.
Neyse, son adamdır. Şu adam D3'ünü dolduracak da çok da önemli değil aslında da. Biz gene de arkadaşlar önlem olsun diye adama çok saldırmayalım derken Jubile bizi var ya bitirdi. Herkül'ü bitirdi adam. Herkül'ün bir de yok edilemezliği falan bazen bozuluyor, çalışmıyor. Ben bundan da korkuyorum biraz. Neyse tamam aldık. O zaman sıradaki adam kimdi? Kaptan Marvel'di sanırım arkadaşlar. Evet, Kaptan Marvel. Kaptan Marvel'i Doktor Doom'la varsam ve boş verin ya, direkt Herkül'ü alırız, sıkıntı yok. Evet, şu anda 10 dakika olmuş. Video biraz uzun sürecek. Evet, bunu hemen arıyorum. Ölümsüzlüğümüz devreye girdi. Evet, adamı şöyle vurarak ölümsüzlüğümüzü uzatıyoruz. Evet, L2'yi çaktım. Büyük ihtimalle ölecek arkadaşlar ama umarım ölmem ya. Dur bakayım. Herkül'ü öldürürsek ya çok sıkıntı değil artık, adam bitti de yani. Ben Herkül'le oynamayı seviyorum. Son boss'u da Herkül'le bayağı bir canını indirsem güzel olacak. Derken satan bitti. Evet. Gidiyoruz. Buna Herkül'le girmeyeceğim. Şimdi sınır bonusumuz yokmuş. Yani Turok'la alırım. Bu arada hiç zorlanmadan ilk bölümü bitirdik. İlk bölüm çok güzeldi. İlk macera diyeyim. İlk bölüm değil. Şimdi arkadaşlar bir macera daha atacağız arkadaşlar. Evet, adama buna şey yani buna sersemken vurmuyorduk arkadaşlar. Ben onu unuttum. Bu arada bakın şu anda oha lan. Bakın aynen demin bundan bahsediyordum. Orada zor bir boss olabilir diyordum ya. Bakın görüyorsunuz. Deminkileri esip geçerken Mordo bizi biraz böyle zorluyor. Bakın aha öldük bile. Bir de Herkül'ün ölümsüzlüğü falan bunda çalışmayabilir. Çünkü bu mistik bir karakter. Belki ölümsüzlüğü kapatıyordur falan. Ondan da biraz sıkıntı ediyorum ama mecburen bir deneyeceğiz. Evet bakıyorum. Evet, çalıştı güzel. Tamam şimdi bunu Herkül'le bayağı bir indiririz o zaman. Bakın şuna şu şeyken vurmayı hep unutuyorum ya. Bunu arkadaşlar sarsamken vurmamam gerektiğini hep unutuyorum. Bakın vurmadım bir sefer gördünüz. Evet L2'yi çaktım. Tamam güzel Herkül'le bunu bitirdik. Bakın ben bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bu arada orada demin bilerek vurdum, haberiniz olsun. Zaten ölecektik çünkü. Evet. Mordo'yu bitirdik. Aslında tam bitmedi ama tam Nick Fury ile bunu şimdi alıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında ilk macera bitiyor. Bir de alamıyormuşum, düşünsenize. Bütün ekibi kullanıyorum, alamıyorum. Harbiden diriltme kullanmam arkadaşlar, öyle söyleyeyim yani. Şimdi diriltme, daha bu en baştan diriltme kullanacaksak biz bunu bitiremeyiz yani. Baksanıza daha ilk boss'tan biraz zorlanmalar başladı yani. Ya bunlar da çok bir şey yoktu arkadaşlar yani, daha bu ilk bölüm. O yandan bakarsak biraz sıkıntı yani. Baksanıza adamı zor alıyorum ya. Lan ne yapıyorsun? Oha. Öleceğim az kalsın. Tamam. Evet, o zaman ilk bölümümüz bitti arkadaşlar. Pardon, ilk maceramız bitti. Şimdi ikinci bölüm maceraya geçiyoruz. Dediğim gibi her bölümde iki macera atacağız. Evet, ilk maceramızı attık arkadaşlar ve şu anda 4 tane izo. Şimdi 2 tane daha izo kazandık. Evet, şimdi sonraki bölüme gidiyoruz. Bakıyoruz hemen. Yor nasıl? Baksanıza bu yor daha zor. Bu yor gerçekten zor. Gidiyoruz bakalım. İkaris'i hemen Doktor Doom'la hallederiz diye tam yok. Doktor Doom'la halledemeyiz. Onun Doktor Doom'la girmeseydim keskin. Sanırım İkaris'in arkadaşlar çok bağışıklığı vardı. Varsa ayvayı yedik. Evet varmış. Aslında ayvayı da yemedik. Gene canları az olduğu için indiririz ya. Tamam. O zaman çıkmaya gerek yok. Tamam.
Gücünü çalabiliyor muyum adamın? Tamam, güzel. Gücünü de çalabiliyorsak hiç sıkıntı yok. Adamı direkt arkadaşlar bitirebilirim. Evet, klasik doktordum arkadaşlar. Adam bir de yanmıyormuş. Adamın her şeye bağışıklığı var. Baksanız, adam bana 12 tane yakma yükü verdi. Ama neyse ki hasar vermiyor fazla. Evet, R2'yi attım. Gücünü hemen çaldım. Üzerine R2'yi çaktım. Evet, aldık arkadaşlar. Şimdi sıradaki karakterimiz, bakacağız. Herkül müydü? Evet, Herkülmüş. Herkül'e de doktorluğumla gideceğim. Bu yolda bayağı kozmik var. Doktorluğum buraya güzel gidecek. Videomuz 16 dakika olmuş daha şimdiden. Aslında bitmek üzere de yani gene de çok. Herkülümüz, bu Herkül kopya olduğu için yok edilemezliği var. Sonunda ona dikkat edeceğim. Hatta L3 biriktirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. L3 biriktirirsem direkt adamı öldürürüm. Hiçbir işe yaramaz, yok edilemezdi. Evet, hemen L2'mizi attık. Pardon, L1'imizi attık. Niye sersem? Ha tamam. Üzerinde kuvvet olduğu için sersem yemedi. Bir tane L3 mecburen atacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Normalde bu L3'ü sonra biriktirmek istiyordum ama adam sıkıntı yani. Adamın üzerinde umarım yük yoktur. Yük varsa arkadaşlar, adam bize L3'ü çakıp bizi öldürebilir. Galiba varmış ama tamam, bir şey olmadı. Evet, adam ölümsüzlüğü kazandı. Bir şey fark etmiyor arkadaşlar o kadar. Bakın şimdi, adam arkadaşlar ölümsüzlüğü kazandı ama adamı şöyle sakin sakin dövüşeceğiz. Evet, L2 attık. Tamam, öldü. Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bunu da 71 combo. Arkadaşlar, insanlar 27 komboda 10 komboda Sasuke'ni indiriyor 500 bin canı olan. Benim doktordum arkadaşlar. Artık yani ne kadar canı var bilmiyorum da, bakın herhalde 131 K gambitim varsa onun da bir 100, 100 kaçtır, 140 K falandır. Canı vardır yani. Ben 71 komboda indiriyorum 140 K canı. Evet, gambite de doktordumla girmeyelim. Yok ya, gene doktordumla gideceğim. Arkadaşlar, bu yoru full doktordumla gideceğim. Ya yani ölmediğim sürece doktorluğumla devam. Aslında doktorluğumla biraz daha süreyi uzatıyoruz. O da var yani. Evet, 10K ağır saldırıya attık. Osmanlı tokatını adama yapıştırdım. Bakın şöyle. Bakın, deminki gibi kritik vurmadı. Evet, L3 attık. Şimdi işi bitti arkadaşlar. Ya bu efektler aşırı uzun ya. Gereksiz gerçekten, video vakit kaybı. Tamam, evet. Güzelce bitirdik. Gambit'i de gayet hızlı bir şekilde aldık diyebiliriz. Devam ediyoruz. Drax. Drax'ı da mı? Gene Drax'ı da doktordumla alalım. Enerjimiz bitti. Bir dakika, ne kadar kalmış? Ya şimdi bunun için arkadaşlar büyük enerji işte israf etmeye gerek yok. İşte 3 tane küçük enerji kullanıyorum. Drax'ı da doktordumla alacağım.
Videomuz 20 dakikaya geliyor. İlk bölüm için güzel bir süre arkadaşlar. Dediğimiz gibi Doktor Doom arkadaşlar kozmiklerin içinden geçer. Bu arada gerçekten ilk bölümler bayağı rahat ve kolaymış, bunu fark ettim mi? Ama son bölümler bakın, hatta şimdi onu bırakın şu boss bile bizi zorlayacak. Eminim yani. Bakın bu oyunda böyle yollar kolayken bosslar zor. Bu ayrık macera böyle oluyor genelde. Deminki Moldo'yu gördünüz arkadaşlar. Yol aşırı basitti. O labirente giden yolun ilk şeyleri gibiydi aynı. İlk maceraları gibiydi. Ama sonradan boss'u da gördünüz. Boss da zordu yani. Yola göre zor. Ya zor değildi de. Yola göre zordu yani. Yol o kadar kolayken boss arasında o kadar fark vardı. %6 canı var. Hemen %6'lık canını da indirdik. Devam. Ultron. Ultron doktorluğunda tabii ki de almayacağım. Direkt Herkül'le girip alacağım onu. Sonra bir adam daha var. Sonrasında boss'a geliyoruz. Adam kaçıyor, baksanıza. Bu Ultron böyle adam. Birçok şeyden kaçıyor, bir de üstüne zırhı var. Etkilenmiyor da bir şeyden. Herkül'ü de yani bu Ultron'u da bitirmek istemiyorum. Şimdi boss'ta bir sıkıntı çıkar, bir şey olur falan. Herkül bize lazım olabilir. Baksanıza arkadaşlar. Oha. Şaka maka öleceğiz. Dur ya, direkt L3'e atarım da yok edilemezlik kazanırım bari. Bakın keşke şu animasyonları atlayabilsem ha. Çok isterdim yani. %33'e geldim. Hatta %13'e geldik. Adamın canı bir anda bitti. Tamam, bitti, güzel. Evet. Bir adam kaldı. Sonra son boss'a geleceğiz. Son boss da kozmikmiş. O zaman son boss'u Doktor Doom'la indiririz diye tahmin ediyorum. Bunu Herkül'le alalım o zaman. Bunu gönül rahatlığıyla alabiliriz arkadaşlar, Herkül'le. Profesör X arkadaşlar böyle havalı bir giriş yaptı ortama ama çok da bir işine yaramayacak. Profesör X sen bekle. Oha arkadaşlar, adamı bitirdik. Ben bu kadar kolay olmasını beklemiyordum gerçekten. Evet, içinden geçtim arkadaşlar adamın. Çok ciddiyim, çok kısa, ya var ya, en kısa dövüş bile olabilir bu videodaki. Şimdi son boss'a geldik. Son boss'un arkadaşlar olayı herhalde çok da yoktur. Karoran'ı çok okumak istemiyorum şimdi, 2 saat. Direkt dümdüz daracağım. Normalde Doktor Doom'la gireceğiz ama önce bir Herkül'le bunu bir yoklayalım arkadaşlar. Olayını bir anlıyorum. Sonrasında şeyle bir gireriz. Doktor Doom'la. Hatta belki Herkül'le bunu alırız diyecektim de baksanıza fazla bir hasar da görmedi o zaman. Bir de böyle şeyi falan da var. Evet, L2 attım. Öldük. Direkt çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar. Bu biraz zor bir karaktere benziyor. Rakim'le girsek şimdi. Doktor Doom'la da bir deneyelim de Doktor Doom'la da olmayacak. Çünkü bu biraz zor. Hasar görmüyor. Ya gerekirse bir karosuna bakarız da ben çok bakmaya da gerek olacağını sanmıyorum yani. Ağır saldırıya attım. Klasik Doktor Doom oynuyor arkadaşlar.
Bakın ben bundan bahsediyorum. Yor arkadaşlar, Koray yoruyor ama Ayrık Maceralarda nedense bir, yani son boss'u zor yapıyor adamlar. Ya daha bir de ilerideki bölümleri de görmedik. Belki bu şu an çok kolay bir boss yani. İlerideki bölümlere bakacağız. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar göreceksiniz. Bayağı sıkıntı. Bir de güç de dolduramıyoruz nedense. Doktorum güç kurulun, yani güç. Normalde arkadaşlar güç kontrolü yapabiliyor ama işte şu anda güç dolduramadığım için. Adam engellenemez oldu. Hemen sersemletelim şunu. Hayır. Hayır ya, hayır. Arkadaşlar, özel saldırıyı basmasaydım herhalde arkadaşlar beni şey yapacaktı adam. Siz anladınız. İşte ne yapacaktı biliyor musunuz? İsmini unuttum ya arkadaşlar. Hani öyle bir boğma mıydı o? Aynen, boğma. Arkadaşlar yani boğma yap. Adam bizi arkadaşlar boğacaktı, öyle söyleyeyim. E şimdi Ölde Kovar diyorum. Ölde Kovar'a geldik. Doktorumla tahmin ettiğimden güzel oynadım. Nick Fury'de bunu almamız lazım şu an. Başka bir karaktere kalmasın. Direkt arkadaşlar Nick Fury'de bunu indireceğim. İnşallah. Şimdi biraz sıkıntı ediyorum. Ya bir de özel saldırı dolduramıyoruz. Nick Fury'nin LX'i olmadan çok da bir hasar veremiyoruz yani. En kötü bir ikinci hayatına geçireceğiz arkadaşlar. İkinci hayatına geçirdik mi satın işi biter direkt. Bayağı kötü oynadım şu an. Odaya yememem lazımdı da. Tamam. Güzel. Aslında yesek de bir şey olmaz arkadaşlar bu saatten sonra. Güzel. Hatta bilerek bence dayak yiyeceğim abi. Tamam lan. Bilerek dayak yiyeceğim. Şu an istesem şunu yemem de. Ha tamam. İkinci hayatımız gelsin. Adamı daha kolay indiririz. Harbiden. Bu kadar çabalamaya gerek yok arkadaşlar. Bakın şöyle. Tamam, evet. Şimdi arkadaşlar. Bunu kaç darbede indirmiştik. Tamam, güzel. O zaman yavaştan videomuzun sonuna geleceğiz. Şimdi şurada ufak bir şey göstermek istiyorum sizlere. Evet, yine izororumuzu aldık. Evet, bir tane bölüm bitirme ödüllerimizi de aldık. Güzel. Evet, maceralara geri dön diyorum ve burada şimdi size bir sonraki bölümde ne yapacağımızı şuradan da bir göstereyim size. Evet, bakın 3 tane bölümümüz var. Birinci bölümde 2 tane macera var. Bunları ilk bölümde bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde, yani bir sonraki videoda arkadaşlar burayı geçeceğiz. Tabii bir sonraki video belki Roblox videosu olur. Belki ondan sonraki Marvel videosu olur. Orası fark etmiyor. Bu serinin ikinci bölümünde burayı geçeceğiz. Bakın buradaki şu iki macerayı bitireceğiz. Ondan sonrakinde de şu üçüncüyü bitireceğiz. Mantık bu. Evet, o zaman görüşmek üzere şu anlık arkadaşlar. Yani şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.